Pilates duruşunuzu düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir bedene kavuşmanıza yardımcı olur. Hep birlikte Pilates yapmaya ne dersiniz? Yanımda Pilates hocası Sevgin Hanım var. Kendisinden Pilates'e dair her şeyi öğreneceğim. Çokça duyuyoruz Pilates'in ne olduğunu artık biliyoruz ama tüm detaylarıyla bize birazcık anlatabilir misin? Şimdi Pilates nedir? Omurgayı destekleyen, kasları güçlendiren, esnekliği arttıran, vücuttaki dengeyi sağlayan, zihin ve beden koordinasyonunu ve bütünlüğünü sağlayan bir egzersiz ve rehabilitasyon sistemidir. Aslında bulan kişi de erkek değil mi? Evet, bulan kişi erkek, Joseph Pilates. Pilates bir kere doğru nefes almayı öğretiyor bize ve bunun yanında ruhsal olarak da sizi tedavi ediyor. Yani Pilates yaptıktan sonra yaparken yorulmuyorsunuz. Yaptıktan sonra da kendinizi yorulmak yerine daha zinde ve daha enerjik hissettiriyor. Herkes Pilates yapabilir. Yalnız dediğim gibi çok iyi eğitim almış, deneyimli hocalar eşliğinde her vücudun kendi ihtiyacına göre belli bir program hazırlanıp yapabilirler. Şimdi aletli pilatesi öğreneceğiz. Aletli pilatesin diğer pilates tekniklerinden farkı ne? Şöyle, mat pilates var. Mat pilates kendi vücut ağırlığını yaptığım bir çalışma. Ama aletli pilateslerde gördüğünüz gibi yaylarla, vücut direnciyle hareket ediyorsunuz ve kendi vücut ağırlığınızla yük bindirmeden yapıyorsunuz hareketleri. Yani eklemlere yük binmeden yapıyorsunuz. Genelde böyle dik duramayız daha doğrusu. Hemen bir masada veya işte bir koltukta otururken şöyle gitmeye başlarız. Masa başında çalışan. Evet, değil mi? Kişiler. O duruşu da düzeltiyor. Tabii ki. Neden düzeltiyor? Çünkü omurgayı destekleyen kasları çalıştırıyor. Merkez bölgesini kasları çalıştırıyor. Ve tüm vücuttaki kasları çalıştırıyor. Dolayısıyla iskelet kendini daha rahat taşıyabiliyor. Ve siz farkında olmadan dik durmaya başlıyorsunuz. Joseph Pilates'in ünlü bir cümlesi var. 10 derste farkı hissedeceksiniz, 20 derste farkı göreceksiniz ve 30 derste bambaşka bir vücuda sahip olacaksınız. Her sporda olduğu gibi Pilates'e de ısınmamız gerekiyor mu? Tabii ki öyle. Kesinlikle bir 10 dakika ısınma ve ondan sonra hareketlere geçiş. Tamam, başlayalım o zaman. Tamam, başlayalım. Hangi hareketleri yapıyoruz bu alette? Kaslarımız çalışıyor. Bu alette her hareketi yapabiliriz. Peki diğer aletlerle farkı ne? Neden farklı farklı aletlerde çalışıyoruz? O zaman tek bir alette madem her şeyi halledebiliyoruz. Hayır, şöyle. Şimdi reformer'da belli bir mekanizma var. Ve bu mekanizmaya karşı direnç sağlayarak yapıyoruz hareketleri. Ama trapezde kendi gücünüzle yapıyorsunuz bu önemli hareketleri. Önemli olan kendi gücümüzle yapıyor. Evet, evet, evet. Sevgin Hocam, o zaman ben sizden birkaç hareket görmek istiyorum. Ondan sonrasında ben de uygulayacağım. Memnuniyetle. Buyurun. Hareketlerimizden sonra biz şimdi aletli pilates uygulamamıza geçiyoruz. Sevgin Hocam bize birkaç hareket gösterecek. Şimdi sizlere bir ekstansiyon ve fleksiyon hareketi göstereceğim. Fleksiyon hareketi uzamamızı, yani kaslarımızı uzatmamızı sağlıyor. Ekstansiyon hareketi de kaburgalarımızı geriye açarak bütün kaslarımızı güçlendirmemizi sağlıyor. Hemen gösteriyorum. Fleksiyon ve ekstansiyon. Kaç set yapmamız gerekiyor? Bunu 8 ya da 10 arası yapabiliriz. Kendi gücümüze göre tabii ki.
bir karın güçlendirme ve esnetme hareketi göstereceğim. Karın kaslarımız için mi? Evet. Siz karın kaslarınızı pilatese mi borçlusunuz Sevgin Hocam? Evet, ben bütün vücudumdaki kasları pilatese borçluyum gerçekten. Çünkü pilates en derindeki kasları bile güçlendiriyor. Şimdi sizlere yine karın odaklı bir hareket göstermek istiyorum. Karın çalışıyor ama tabii ki kollar ve bütün vücutta çalışıyor yardımcı kas olarak. Hemen gösteriyorum. Diyelim ki birazcık sıkılaşmak istiyoruz bacaklarımızda özellikle. Evet. Onun hareketi nedir pilateste? Birçok hareket var ama ben size çok basic bir hareket göstermek istiyorum. Sevgin Hocam çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok teşekkürler, sağ olun. Pilates'e dair her şeyi Sevgin Hanım'dan öğrendik. Herkese bol sporlu günler.